Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Servet-i Fünun sanatçılarını göreceğiz. Tevfik Fikret ile başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Tevfik Fikret sanat için sanat anlayışıyla eserler kaleme almıştır. Şiiri nesre yaklaştırmıştır demişiz. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Ece ölçüsünü de kullandığı bir eseri var. Ona birazdan değineceğiz. Mehmet Akif Ersoy gibi şiirlerinde Aruz'la Türkçe'yi bağdaştıran iki büyük şairden biridir demişiz. Aruz bahirlerini müzikalite bakımdan değerlendiren ilk kişi kimmiş Tevfik Fikretmiş. Sadece çocuklar için yazdığı şiirlerde hece ölçüsünü kullanmıştır. Bu ifade önemli. Demek ki sadece çocuklar için yazdığı şiirlerde ne yapıyor? Tevfik Fikret hece ölçüsünü kullanıyor. Çocuklarla ilgili şiirlerini topladığı kitabın adı Şermin'dir. Fransız şiirlerinden alınan Sone nazım şeklini kullanan ilk şairlerdendir. Aşk tabiat zaten Servet-i en çok kullandığı temalar. Burada da Tevfik Fikret'te aşk, tabiat, duyarlılığı gibi konularda romantizm etkisinde kalmıştır ifadesine yer vermişiz. Batı edebiyat akımlarından en çok parnasizmin etkisinde kalmıştır. Servet-i edebiyatının kurucusu, şiir türündeki en büyük temsilcisidir. Roman türünde en büyük temsilcisi kim? Halit Ziya Uşaklıgil. Mazum hikayeler yazan Tevfik Fikret şiirde tahkiye yöntemini yani hikaye anlatmayı yaygınlaştırmıştır. Bu tarzda yazdığı eserler Balıkçılar, Nesrin, Ramazan Sadakası ve Hasta Çocuktur. Biz bunları şöyle kodlamıştık balıkçılar hasta çocuk nesrine Ramazan sadakası verdi. Burada tek gereksiz sözcük verdi. Sevgili arkadaşlar böyle hikayelendirme yapan çok kıymetli hocalarımız var ama araya böyle çok fazla sözcük sıkıştırıyorlar. Bu bence çok fazla kalıcı olmuyor. Sadece başlıklarla kodlama yapılırsa daha doğru olur kanısındayım. Tabi buradan kimseyi eleştirmek gibi de bir hadsizlik yapmak istemiyorum. Ama bence böylesi daha doğru oluyor, daha akılda kalıcı oluyor. Yabancı sözcük ve tamlamalara şiirlerinde sıklıkla yer vermiştir. Recaizade Mahmut Ekrem'in güzel olan her şey şiirin konusu olabilir anlayışını benimsemiştir. Recaizade ile başlayan karpostal altına şiir yazma geleneğini devam ettirmiş, hem başkalarının hem de kendisinin yaptığı resimlerin altına şiirler yazmıştır. Bu tarzda şiirlerin ismi Ahengi, pardon Avengi Şuhur. Siz atlı şiirini toplumsal ve siyasi baskılara karşı yazmıştır. 1902'de yazdığı bu şiirde İstanbul'u neye benzetmiş? Fahişe bir kadına. Burada 2. Abdülhamit'in şahsında istibdat yönetimine ve buna boyun eğen zihniyete nefretini anlatmıştır. Bu bağlamda Yahya Kemal Fikret'in İstanbul'a bu olumsuz bakışına reddi olarak Siste Söyleniş şiirini yazmıştır. Bakın burada tarihi kadim şiirinde din ve tarihi eleştiren Tevfik Fikret bundan dolayı Mehmet Akif'le ciddi bir tartışmaya da girmiştir. 95'e doğru attı şiirinde iddiat ve terakkinin meclisi mebusanı kapatmasına ne yapmış tepki göstermiştir. Bir Lahzata Ahür şiirinde ise 2. E yapılan suikastten övgü ile bahseder. Burada yine önemli bir eseri var. Ömrü muhayyel. Hayali ömür demektir. Fikret'in ünlü hayal şiirlerindendir. Şair bu şiirinde göklerde herkesten uzakta kimsenin bilmediği bir yerde yalnızca sevgilisi kendisi ve şiir perisiyle birlikte bir hayat geçirmeyi hayal eder. Devrin siyasilerine, politikacılarına ağır eleştirilerde bulunan şairin 95'e doğru rubabın cevabı hanı yağma bu tarzda eserleridir. Burada eserleri var arkadaşlar. Bakın rubabı şikesi de kırık saz bir ifadeyle. ilk şiir kitabıdır. Aşk, kahramanlık, aile sevgisi, dua gibi konuları işlemiştir. Rubabın cevabı servet anlayışına uygun olarak yazdığı şiirleri içerir. Haluk'un defteri burada oğluna öğüt verirken yazmış olduğu bir eserdir. Şermin zaten belirttik hece vezniyle çocuklar için yazdığı şiirlerdir. Tarihi kadimde dine karşı olumsuz düşüncelerini ve şüphelerini dile getirdiği eseridir. Geçiyoruz Cenab-ı Şahabettin'e. Servet-i Fünun şiirinin Tevfik Fikret'ten sonraki diğer önemli ismidir. Asıl mesleği doktorluktur. Müzikalite açısından aruz ölçüsünü zengin bulduğu için bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Tabi bu bağlamda sanat için sanat anlayışında benimsediğini söyleyebiliriz. Ece ölçüsünü küçümsemiş parmak hesabı olarak nitelendirmiştir. Şiirlerinde sembolizm akımının etkisi görülür. Türk şiirine sembolizmi ve parnasizmi getiren kişi Cenab-ı Şahabettin'dir. Aşk ve tabiat şiirlerinde başlayacak konulardır. Servet Üfünün sanatçıları arasında tabiatı en çok işleyen şairdir. Sonbahar başta olmak üzere mevsimler ve geceler en çok tasvir ettiği manzaralardır. Serbest müstezat nazım biçimini geliştirmiş, sone nazım biçimini de şiirlerinde başarılı bir şekilde kullanmıştır. Bakın bu önemli. Elhan-ı Şita en ünlü şiiridir. Burada kış mevsimini ne yapmış? Tasvir etmiş. Yine burada Yakazate Leyliye yani Gece Uyanıklıktan diğer önemli bir şiiridir. Zamanında tanınmış diğer ünlü şiirleri de arkadaşlar bu altını çizdikleri. Devam ettiğimiz zaman düz yazıda da usta bir isim olduğunu görüyoruz. Düz yazılarında kullandığı dil şiirlerine göre sadedir. Daha hakkı mazlum imzasını taşıyan mizah tarzında yazıları da vardır Cenab-ı Şahabettin. Yine burada eserleri var arkadaşlar. Burada özdeyiş türündeki eseri olan triyaki sözler önemli. Yine Gezi yazısında yazmış olduğu Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Afak, Irak bunlar önemli. Tiyatro türünde yazmış olduğu bu eserlerde önem arz ediyor. Onlar da körebe alan ve küçük beylerdir. Tabi siz hepsine bakın arkadaşlar. Çünkü... ÖSYM e bu sorabilir. Sormaz diye bir ifade kullanamam. Burada şiirinde sorabilir. Tiyatro eserinden de sorabilir. O yüzden hepsine çalışmanız gerekiyor. Şimdi geçiyoruz Halit Ziya gide. Servetifünun döneminin kalemi en güçlü yazarıdır. Eserlerinde Fransız realist ve naturalist yazarlardan etkilenmiştir. Roman ve hikayelerinde uzun tasvirlere ve psikolojik tahlillere yer vermiştir. Hikayelerinde Mopassan tarzı hakimdir. Romanlarında İstanbul'daki eğitimli ve seçkin sınıfı konu almıştır. Hikayelerinde ise seçtiği konularla halkın arasına girmeye çalışmıştır. Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaları kullandığı için ağır ve sanatlı bir dili mevcuttur. Türk edebiyatında batılı tarza eser veren ilk büyük roman yazarı olarak bilinir. Mavi ve siyah da Servet Öpünün kuşağının ideallerini, beklentilerini, hayal kırıklıklarını Ahmet Cemil tipi üzerinden anlatmıştır. Aşkı Memnu'da zengin bir Türk ailesini konu almış ve Alafranga özentiliğini eleştirmiştir. Halit Ziya Hikaye adlı kitabında romana da hikaye adını vermiş arkadaşlar. Yine mensur şiirin ilk örneklerini verdiğini de hatırlatalım. Eserlerde romantizm ve realizm akımlarını hayaliyum ve hakikiyum adlandırmalarıyla karşılaştırmıştır. Kendisi realizm akımını benimsediğini belirtmiş ve eserlerinde bu akımı öne çıkarmıştır. Bu önemli arkadaşlar. Realizm akımını benimsediğini belirtmiş ve eserlerinde bu akımı öne çıkarmıştır. Özellikle bunu Aşk-ı Memnu'da da görüyoruz. Mai ve Siyah'ta da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Türkçeyi kullanırken kendisine özel bir sentaks ve gramer üretmiştir. Fransızcadan aldığı Türkçede olmayan bağlaçlar ve ünlemler kullanmıştır. Sevgili arkadaşlar bu kısımda Halit Siya Uşaklıgil'in eserleri mevcut. Roman, Sefil Enemide, Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar. Biz bunları aslında kodlamıştık ama şu an benim aklımda değil. Hani hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım şöyleydi. Sefile ve Nemide aşkı memnuyu izlerken Ferdi ve Şükerası Mai ve siyah renkli bir ölünün hatıra defterine kırık hayatlarını yazdı şeklindeydi. Bakın sadece eser başlıklarıyla. Yani bunu çok fazla uzattığımız zaman bence kalıcı olmuyor. Yine hikaye tarzında bakın eserleri var. Oyun önemli. ÖSYM farklılık yapıp sorabilir. Neymiş kavus fırzan, Fare? Anıları sorulabilir. 40 yıl saray ve ötesi bir acı hikaye. Mensur şiirler arasında da mezardan sesler önemli arkadaşlar. Şimdi ise Mehmet Rauf'a geçiyoruz. Türk edebiyatında başarılı ilk psikolojik roman olarak kabul edilen Eylül'ün yazarıdır. İç konuşmalara ilk kez bu eserde yer verilmiştir. Romantik duyguları, duyuşları, aşk ve hayali eserlerinde işlemiştir. Öykülerinde aşklar, ihanetler, hastalıklar, intihar gibi bakın karamsar konular dikkat çeker. Romanlarında genellikle trajik sonlar görülür. Ruh çözümlemelerinde de başarılıdır. Bakın bu Eylül adlı romanda Suat, Süreyya ve Necip üçlüsü arasındaki aşk, sadakat, evlilik üçgeninde bu insanların ruhsal çözümlemesi yapılmıştır. Mehmet Rauf, Halit Ziya'nın etkisinde kalmış ancak ona göre daha sade bir dille yazmıştır. Siyah İnciler adlı eseri döneminde çok yankı uyandırmıştır demişiz. Sevgili arkadaşlar burada eserleri var. Bakın roman zaten Eylül'ü söyledik. Perda Genç Kız Kalbi, Son Yıldız, Define, Kan Damlası, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, Bir Aşkın Tarihi, Menekşe, Kabus, Halas. Bunlar önemli. Yine hikayeleri önemli. Mensur Şiir, Siyah İnciler önemli. Şimdi sevgili arkadaşlar sadece romanı olan Eylül'ü böyle bilip diğerlerini bilmemezdik olmuyor. ÖSYM karşımıza çıkardığı zaman ne yapıyoruz o zaman? Afallıyoruz. Dediğim gibi ben bunları kodlamıştım şu anda hatırlamıyorum. Eski videolarda eğer onları izlerseniz belki görebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar son olarak Hüseyin Cahit Yalçın'a bakıyoruz. Daha sonra bağımsız olan sanatçıları ele alacağız. O sonraki videomuzda olacak. Şimdi Hüseyin Cahit Yalçın'a da bakalım ve dersimizi bitirelim. Roman ve hikayeci olarak ün kazanmış, sonraları siyasi yazarlığa geçmiştir. Roman ve hikayelerinde şairane ve süslü bir usup kullanmıştır. Fıkra, anı, eleştiri, mensur şiir türünde eserler yazmıştır. Burada edebiyat ve hukuk makalesinden dolayı Servet Ünün dergisi kapatılmıştır. Son olarak eserlerine bakalım. Roman, nadide, hayal içinde, öykü, hayatı muhayyel niçin aldatırlarmış? Hayati Akakiye sahneleri, diğer eserleri, kavgaların bu zaten çıkmıştı. Edebi hatıralar, siyasi anılar, Talat Paşa. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.